Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere Skoda'nın yeni SUV'u Karoo'u anlatacağım. Ama bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Bir restorasyon projesine başladık. Eski bir Mercedes'i aldık, 190E. Ben satın aldım ve bu otomobili yenilemeye başladık. Beni çok heyecanlandıran bu projeye desteklerinizi bekliyorum. Bu video içinde belirttiğim bu restorasyon projesinin ilk bölümüne kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bağlantılar veriyor olacağız. İyi butonlarına ulaşabilirsiniz veya bu videonun sonundaki bağlantılardan kolaylıkla o belirttiğim yenileme projesine ulaşabilirsiniz. Gündelik kullanılabilecek kadar iyi hale getiriyoruz efsane olmuş otomobilleri. Bu hepimizi ilgilendiren, bence çok anlamlı ve tüm otomobil severlerin ilgisini çekecek bu proje. Hepinizi o videolara bekliyorum. Haydin görüşürüz. Test konumuz olan Karoo'ya dönecek olursak, eğer Skoda'nın özellikle Kodiaq ile ciddi bir hata oldu hem globalde hem de ülkemizde. Karoo ise Kodiaq'ın altına geldi. Yani Kodiaq biraz fazla büyük ve heybetli bulanlar için bence ilaç niteliğinde bir otomobil ve o gibi kullanıcıların ilgisini çekecek özelliklere sahip. Esasında direksiyonuna oturduğunuzda, içine bindiğinizde bu ön taraftayken Kodiaq'tan çok da bir farkı yok. Verdiği his bakımından Kodiaq ve Karoo arasında çok belirgin farklar yok ama yola çıktığınızda, işte kullanmaya başladığınızda daha kompakt, daha küçük bir otomobilde olduğunuz hissini bu Karoo size çok net bir şekilde verebiliyor. Gelin isterseniz yavaş yavaş onun detaylarına bakalım ve özellikle Instagram'dan bu otomobille alakalı merak ettiğiniz noktaları sizlere sormuştum ve sizlerin sorularını da yine bu video içinde yanıtlıyor olacağım. Ama cevap bulamadığınız sorular olursa lütfen alt tarafa yine yorumlarınızı bırakın, sorularınızı bırakın. Onları da yine cevaplıyor olurum. Tasarımına bakacak olursak Karoo nasıl görünüyor? AB'yi Kodiaq'tan çok da farklı değil. Böyle fazla etliye sütlüye dokunmayan, radikal olmayan, sade hatlara sahip bir SUV istiyorum diyen birinin bence ilgisini çekecek bir tasarım var. Ama bu konu kişiye göre değişen bir konu olduğundan bu konuyla alakalı ben daha çok sizlerin yorumlarını alt tarafa bekliyorum. İçeride AB'yi Kodiaq'la neredeyse aynı konumlandırmaya sahip bir konsol bizi bekliyor. Ve işte konsol içerisinde yerleştirilen ne bileyim multimedya ekranı, vites konumu vesaire de Kodiaq çok ama çok benzer. Hatta göstergeler de onunla çok benzer ama göstergelerle alakalı en önemli haberlerden birisi, isterseniz artık opsiyon olarak çok yakın bir dönemde, yaz döneminden sonra opsiyon olarak dijital göstergede alabiliyor olacaksınız Karoo'da. O zaman kesinlikle hani bu geleneksel göstergeye göre daha modern bir kokpit sizi bekliyor. Peki eşya gözleri nasıl? Bir Skoda klasiği bu anlamda bu otomobilin oldukça cömert olduğunu görüyoruz. Vitesin önünde kapaklı bir göz bizi bekliyor. Arkasında kişiselleştirebileceğiniz bir eşya gözü sizi bekliyor. Yani burada bir aparat sunulmuş mesela. Bu aparata bozuk para ve bunun gibi şeyleri koyabildiğiniz gibi isterseniz bunu tamamen böyle söküp burada daha geniş bir alanda yakalamanız mümkün olabiliyor. Kapı içindeki gözler de hiç fena değil. Bu anlamda yani bir Skoda klasiği her modelinde iddialı olmayı seviyor. Özellikle geniş hacim sunmayı seviyor bu marka ve bu iddiasını bu otomobilde de görüyoruz. Ayrıca bakın burada konsol üzerinde kapaklı bir gözümüz var ve şu yandaki koltuğun altında yine gizlemek istediğiniz eşyalarınızı koyabileceğiniz bir kapaklı göze yer verilmiş ve yine bir Skoda klasiği, burada bir şemsiye yer alıyor. Peki hacim konusunda sadece eşya gözleriyle mi iddialı? Hayır, bir kompakt SUV standartları için, altını çizeyim, kendi segment standartları için özellikle yaşam alanıyla da bu otomobil oldukça iyi. Ön tarafta zaten bir sorun yok. Arkaya geçtiğimiz zaman da sunulan diz ve baş mesafesinin oldukça iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Buna paralel olarak da bagaj hacmi de 521 litre ve yine birçok Skoda'da olduğu gibi bagajın içerisine koyduğunuz eşyalarınızı farklı türden sabitleme olanakları sunan aparatlar da sunulmuş burada Karoo'da.
Peki nasıl bir motor gamı var? Benzinli tarafında 1 litrelik turbo ünite var ve 1.5 litrelik turbo bir makine var. 1 litrelik makine 115 beygir gücünde ve 7 ileri DSG ile de alınabiliyor. 1.5 TSI ise sadece 7 ileri DSG ile alınabiliyor ve yine yazdan sonra isterseniz 1.5 TSI'yi 4x4 ile de alabiliyor olacaksınız. Ve müjdeli haber, Volkswagen Group SUV'ları arasında sanırım bu ilk oluyor. Yeni nesil SUV'ları arasında 1.6 dizel otomatik kombinasyonu Karoq'la sunulmaya başlandı. İsterseniz bu otomobili düşük hacimli bir dizel ve 7 ileri DSG kombinasyonuyla alabileceksiniz. Motorun sunduğu performans kağıt üzerindeki verilere göre bence biraz daha iyi. Yani 10.9 saniyede Skoda bu otomobilin 100'e çıktığını söylüyor dizel otomatik kombinasyonunda. Ama verdiği his yolda esasında gayet tatmin edici. Yani bu anlamda çok çok büyük bir beklentiniz yoksa, yani yazılım yaptırım vesaire gibi kafalarda değilseniz, sunulan performansı bence yeterli bulacaksınız. Zaten çok hızlı geçişlere sahip DSG'de fazlasıyla bu motora yardımcı oluyor. Hem performans konusunda hem de ekonomi konusunda işini kolaylaştırıyor bu motorun DSG. Performans tatminkar dedim. Ekonomi anlamında da işler esasında hiç fena değil. Bu motoru eminim ki birçoğunuz Volkswagen Group otomobillerinden biliyorsunuz. Yani Leon'undan tut da Golf'üne, işte Volkswagen grubunda yer alan birçok otomobilde SUV'da karşımıza çıkan bir motor bu. Ben mesela çekim esnasında bayağı bir zorladım otomobili ve zorladığım zaman 8.5'lara kadar çıkarmayı başarabildim. Ama bu şekilde, yani zorlamadan kullandığımda da 6 litre civarında dolaşabildiğini gördüm. Sizlerden gelen önemli sorulardan birisi de yalıtımda. Bu konuda hani ben Karoq'ta bir sorun görmedim. Özellikle hani bunu anlamak adına yüksek hızlara da çıktığımız zaman kabine böyle sürücüyü, otomobildekileri rahatsız edecek bir ses gelmeme durumu bence oldukça güzel. Yani genel olarak kabinde böyle yoldan veya çukurlardan geçerken absürt düzeyde sesler duymuyorsunuz ve buna paralel de tabii süspansiyonlarda kabini çok fazla sarsmıyor. Yani konfor bakımından üzerine düşeni bence Karoq oldukça iyi bir şekilde yapabiliyor. Yol tutuş bakımından da bu otomobilden eğer ki böyle çok büyük bir beklentiniz yoksa, bir kompakt SUV standartları için esasında oldukça iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Böyle sert bir şekilde virajlara attığınız zaman otomobil sizinle gayet güzel bir iletişim kuruyor. Bu anlamda da otomobilden memnun kalıyorsunuz. Hatta yol tutuş disiplininde AB Kodiaq ile arasındaki farkı daha da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu otomobilin daha küçük boyutlara sahip olmasından dolayı virajlarda biraz daha istekli, özellikle ani yön değişimlerinde biraz daha güven veren bir karakterinin olduğunu çok net bir şekilde görebildim. Peki Skoda Karoq'u nasıl bir fiyatlandırma ile sunuyor? Stil donanım seviyesinde fiyatlarına bakarsak 1.0 TSI otomatik şanzıman kombinasyonu şu anda 142 bin lira. 1.5 TSI otomatik şanzıman kombinasyonu 163 bin lira. 1.6 dizel otomatik kombinasyonu da 169 bin lira. Rakip endeksinde fiyat fayda durumuna bakıldığında sunulan bu fiyatlar hiç fena değil bence. Yani çok abartılı değil. Rakip endeksinde mi altını çizeyim. İlk satın alma maliyeti düşük olsun ve çok fazla yol yapmayacağım diyen birisiniz, bence 1.0 TSI otomatik hani kombinasyonu da düşünülebilir hatta. Çünkü arada yaklaşık olarak bir 20 bin liralık bir fiyat farkı var. 20-23 bin liralık bir fiyat farkı var. Ama ben çok fazla yol yapıyorum ve bu otomobili uzun yıllar kullanacağım diyen birisiniz, İşte bu noktada da benim şu an kullandığım bu bir dizel otomatik kombinasyonuna da bakmakta fayda var. Skoda Karoq'un abisi Kodiaq ile ülkemizde esasında oldukça sevildiğini göstermiş oldu SUV segmentinde de. Ve yine Kodiaq'ın daha küçüğü olan kompakt SUV ligine giriş yapan bu Karoq da bence abi Kodiaq gibi oldukça iddialı geldi. Bu dizel otomatik kombinasyonunu sunuyor olma durumu bence en büyük iddialarından birisi. Yani özetle bu segmentte bir otomobile bu aralar bakıyorsanız Karoq'u da bir gözden geçirin derim.
benim Skoda'nın yeni Karo ile alakalı aktaracağım detaylar. Bu şekilde benim bahsetmediğim sizlerin merak ettiği noktalar olursa eğer alt tarafa yorumlarınızı bekliyorum. Bugün başka testlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.